Gerçekten çok iyi insanlar. Ya Feride, ben senin arkadaşlarınlayken kendimi bilgi yarışmasında gibi hissediyorum ya. Abartma Ahmet. Boğaziçi mezunuyum demişim ama ilk soruda takılmışım gibi. Sonra aralıksız konuşmaya başlıyorum. Lugat kanserine yakalanıyorum. Kelimeler kontrolsüzce çoğalıyor dedim de ya. İlk gördüğüm butona basasım geliyor. Ahmet, sen kendini kimseye ispat etmek zorunda değilsin ki. Ahmet kuralsın sen. Bak hele. Bir daha söyle bakayım. Ahmet kuralsın sen. Bir daha. Ahmet kuralsın sen. Hem bak takıldın mı bana işaret ver, tamam mı? Destek olurum ben sana. Ne haber canım? İyiyim. Ahmet. Vallahi arkadaşlar siz beklerken çok acıktık ya. Hemen sipariş verelim. Falafeli muhteşem. Sen sever misin Ahmet? Harfaliyim. Ne? Harfaliyim. Ne? Seyirci çok sever. Ahmet baklagilleri pek sevmez de. Ben biberli bonfile alacağım Ahmet. Sen de ondan al istersen. Olur. Patlak bir tane Feriden. Gürkan lan bu. Vallahi o. Çalgı çengi ayranları işte. Gürkan bir kaşını indir. Şöyle bir gözünü elinle sinirli oynala. Arkadaşım şimdi konuşuyoruz, sonra gelin hadi. Yok vallahi gitmem yapmazsan. Burada beklerim. Gerekirse masaya otur. Hadi la bir kaş göz yap. Senin sıfatını sikeyim o tip ne lan? Bir fotoğraf çekelim. Fotoğrafımızı çeker misiniz? Gürkan'ım gel. Gel Gürkan. Gel Gürkan. Gel. Gel. Gel Gürkan. Gel Gürkan'ım. Bak. Çekiyorum. Yok, blue çıkmış. Bir daha çeker misiniz? Gürkan'ım sinirli bak. Heh, becerebilmişsin. Gürkan'ım, yaprak sarma sever misin? Etli. Etli la etli. Sizin gibi yetinsin. Bizim hayranlar da böyle. Beni ne zaman severek izliyoruz diyen hayranlarım olacak. Olsun Ahmet. Aslında Ahmet'in underground sinema çevresinde büyük bir hayran kitlesi vardır. Belli, belli canım, belli. Tabii tabii, tam rakam vermek gerekirse tamı tamına 59.736 kişi. Garson! Yani basur olmayan tek hayvan şu yeryüzünde kimmiş biliyor musun? Karga. Ne oldu canım öyle şey ya? Balıklar, balıklar basur mu oluyormuş? Ne alakası var oğlum ya? Ben bir yerde okudum da söylüyorum. Hatta bayağı da uzun ömürlü hayvanlara 120 sene yaşıyorlarmış. Oha, ama şanslı hayvanmış ya. Yalnız bana bak, ben bu bilgiye pek inanmadım ha. Sen bunu bir doğrulattır bakalım bir yerden. 120 yıl yaşıyorlarsa basur olamazlar. Niye lan? Ben 23 yaşında basur ameliyat oldum. Onca yıl basurlu basurlu yaşayamaz hayvan. Kendini bir arabanın altına falan atar. Ben hiç intihar eden karga duymadım. Siz duydunuz mu? Mantıklı. Makul. Arkadaşlar pardon. Ben 20 yıllık dahilciyim. Böyle geyik duymadım. Ya ben zamanın çok gerisinde kaldım ya da sizin tedaviye ihtiyacınız var. Ha bu arada kargalar da ortalama 20 yıl yaşar zaten. Ha 20 yılsa tamam ya. 20-23'ten küçük çünkü. Demek basur olamadan ölüyor hayvanlar. Yazık tabii. Salih, ben sana kimseye haber verme demedim mi oğlum? Bu ne lan? Babamı, anamı da çağıraydın da onlar da göreydi. Onlar da göreydi oğullarının durumunu. Oğlum ben senin için mi haber verdim lan? Ben kendim için haber verdim. Ben kamerayı marbanayı görünce elim ayağım titredi. Murat abi. Oğlum bak, bugün böyle bir şey yaşanmadı. Bugün resmi kayıtlardan sildim. Siz de siliyorsunuz, unutuyorsunuz. Tamam mı? Şey gibi düşünün bak. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Sil baştan. İşler güçler, işler güçler. Vallahi neydik neydik ya. Bugün çok eğlendik Ahmetciğim. Ben de. Eğlendim ve de öğrendim. Hazar Denizi gibisiniz aynı Sedat Bey. Derin ve de buz gibi. Ahmet. Ben varken hem de Feride'nin yanında. No, doktor. Vallahi ben sadece bakacaktım. Ödemeyecektim. Selam.
Cem arkadaşım, biz senden hesap istedik, sen bize maaş bordrosu göndermişsin. Burada müdürünüzün bir aylık brüt maaş bordrosu görünüyor da. Bakayım efendim. Hesapta bir hata yok, buyurun. Nasıl yok arkadaşım? Masada yediğimiz bonfile kelaynak etinden de o zaman. Ekmekleri de bayat zannettiydim, onlar da antikaymış demek ki. Yazık, görüyor musun? Aksesuar yedirdin bize lan. Beyefendi, bir sorun varsa ben müdürümüzü çağırayım. Hadise çıkartmak istemiyorum. Yalnız bu kadar yüklü miktarda da nakit taşımıyorum yanımda. Ben portatif bankamatik olmadığım için. Ben müdürümüzü çağırayım. Bir dur ulan, yapma! Buyurun, burada. Çok özür dilerim, Seda zannettim. Feride'm refleks. Tamam Ahmet, hazırlıksız çıkmış olabilirsin. Ne alakası var ya? Ahmetciğim, senin param benim param diye bir şey mi var? Yalnız bu kartın da limiti yetmedi. Nasıl limiti yetmedi? Ne kadar geldik ya sen? Bu ne ya? Biz panda falan mı yedik bilmeden? Ben de ondan diyorum işte Feride. Ahmet, buradan geri dönüş yok. Ödeyeceğiz. Sende ne kadar var? Ama hemen bakıyorum. Hemen bakıyorum. 100, 200, bir de bunlar. Yetmez bu para. İsteyeceğiz Ahmet. Ya vallahi mi? Saatim var kız, onu mu rehin bıraksın? Çakma olmadığını nereden bileyim? Terbiyesizlik yapma lan! Allah Allah! Ne çakmasından bahsediyorsun? Bu saat Yunanistan'ın borcunu kapatır lan! Bir sorun var ama o. Hazırlıksız yakalanmışız Saadetciğim. Siz de bir şuna el atabilseniz, ittirebilirseniz. Bu ne ya? Biz kutup ayısı falan mı yedik? Bunun da mı nesi tükendi ya? Vallahi Ahmetciğim, biz de sana güvendik. O yüzden yanımıza fazla para almadık. Koskoca Ahmet Kural bize hesap ödetir mi dedik. Bak şimdi, adam doğru da söylüyor canım. Bir sorun mu vardı? Beyefendiciğim, herhangi bir problem yok. Yalnız şurada denkleştirdiğimiz parayla Kurban Bayramı'nda ortak deveye girerdik. O deveyi pazarlık etmeden satın alabilirdik. Fakat şurada yediğimiz 3 tabak ete yetmiyor bu para ne hikmetse. Anlayamadım. Beyefendiciğim, biz biraz hazırlıksız gelmişiz de buraya. Bizim kusurumuz. Biz şuraya elimizdeki parayı bırakalım. Ben geri kalanını hemen getiriyorum size. Siz kalanını getirin, bunu başlı olarak bırakırsınız. Bir dakika. Şimdi bende yanlış olmaz. Ahmet Kural ben. Gazi dizisinde 1453 bölüm başrol oynadım. Tamam, saatinizi rehin bırakın, gidin. Metin Bey, saat çakma olabilir. Ulan sen çakma görmemişsin. Fiil olarak. Özel tasarım bu, al. Teşekkür ederim. Bir daha o arkadaşlarımla görüşmek istemiyorum Feride. Ben sırf onlarla görüşmemek için acaba branş mı değiştirsem diye düşünüyorum. Ama Sedat'ı hiç gözüm tutmadı ha. Yazıyor mu lan sana o hastanede ha? Ya yok ya, ne yazacak? Yazsa yazsa antibiyotik yazar bana o. Hem çıtayı yükselttim oğlum ben. Koskoca Ahmet Kural'ın sevgilisi. Ya bak hadi ya. Bir daha de bakayım. Koskoca Ahmet Kural'ın sevgilisi. Ahmet, saat kaç oldu ya? Tamam var ya sen. Gel gel, ileride incir ağacı var, gölge var, gel. Yüzünüzü gördüm, yüzde arttırıyorum. Hadi. Çok mu geç kaldım? Ne oluyor ya? Set iptal oldu, senin haberin yok mu? Yok. Beni kimse aramadı. Anladım. Öyle bir şey oldu ya. Geç otur. Yok, benim yüzümden yerinden olmam. Yok ya, yerinden olmak falan değil. Şey yapalım, otur otur. Yok, katiyen olmaz. Oturmam ben hayatta. Fıtı fıtı. Israr ediyorum lütfen. Fıtı 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 fıtı. Ya Murat abi, şeyi soracağım ya. Fıtı fıtı. Sen bu oturmalı kalkmalı saatlerde nasıl... Fıtı 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 fıtı. Onu reji ayarlayacak sadece. Onu öyle bir yere yerleştirecekler ki... ayakta olduğum anlaşılmayacak, anladın? Ayarlayacaklar kamerayı. O ne lan? Kamerayı ayarlayacaklar dedi ya lan. Şimdi Ahmetciğim, tabii içimizde kamerayla en aşırı işin olan Murat kamerayı öyle bir yere soktular ki gözcekti oğlum. Ya tamam Muratçım, hepimiz seviyoruz kamera önünde olmayı ama sen biraz abartmadın mı ya? Tipe bak, bu ne ila? Salih, geldiğin yerde başka bir adam varsa onu da getir. Cümbüş olur. Hayır yani, ortamdaki karakter sayısı biraz az, tamamlanır. Bu tip değil ha. Yılmaz Erdoğan'dan mı, bundan mı olacakmış? Yılmaz Erdoğan'dan olmuş. Muratcığım, ben insanları ikiye ayırırım. Böyle direkt belinden tutup ters yöne bükmek suretiyle. Örümcek güçlerimi bana kullandırma Murat. Ayrıca benim geldiğim yerden bir kişi daha buraya gelecek olursa buradaki cümbüş mahşer olur, haberin olsun.
Ayrımcılık yaptırma bana lütfen ya. Pardon bölüyorum, tartışmanız da çekim niye iptal oldu ya? Yapımcı sağ olsun, ışık ekipmanları az yakar diye tasarruf ampulü kullanmış hımbıl. Ekipmanlar kaputun gençtir Ayşe. Böyle bir sebepten çekim mi iptal olurmuş lan? Yapımcı değil ki işte, hımbıl, hımbıl. Murat sen öyle yukarıdan kağıtlara bakmıyorsun değil mi lan? He? Bence var ya kesin görüyor anasını satayım. Bir tane de alamadık lan, bu nedir ya? Salih, oyunumuzu oynarsak hadi. Benim bu Murat'a hiç güvenim yok arkadaş. Bu adam pokerde zar tutar, tavlada balya çalar, okey oynarken gömleğinin koluna kağıt saklar bu adam. Bu adamın öyle bir hali var arkadaş. Şimdi sıra ya. Sizden oynadınlar. Çözdür onu. Yani 5-10 liralık salonu. Niye unutmuş bu? Ne bileyim lan. Oyununa bak. Al bunun içinde 20 lira var. Rest. Sadece'm restini her türlü görürüm de onun içinde 20 lira olduğunu ben nereden bileceğim? Bir de ben akbili ne yapayım lan? Bozdurursun. 14 lirayı da sonra veririm, olmaz mı? Çocuk oyunu mu oynuyoruz peker mi? Evveliyatını sik. Ne oldu lan? Kalk. Abav. Lan who is that girl? Serpil, benim marketten arkadaşım. Siz zaten geçen gün tanışmıştınız. İlla tutturdu, set ortamını göreceğim dedi. Çok yalvardı, ben de getirmek zorunda kaldım. Ne demek ya, zorla geldi? Tabii ki gelecek Ece. O senin arkadaşın, burası senin setin. Biz de arkadaşız olacağız belki. Hatırladım. Murat Cemcir ben. Doktor Cenk rolünü hayat veriyorum. O zaman ben de sadece Ali Cengiz. Onay rolünü hayat veriyorum. Efendim ben de Salih. Böyle dizde bir tane çiko var, onu oynuyorum ama adını tam şey yapamadım. Sizin market neresiydi? Salih abi, dur Allah'ını seversen. Hanımefendiciğim merhaba, Ahmet Kural ben. Kenan Emirzaloğlu, ben, Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy, Selami Şahin. Bu 5 kişiden ikinci sıradayım efendim. Dizide de Seyit karakterine hayat veriyorum. Gerektiği yerde öldürüyorum, gerektiği yerde bayıltıyorum, gerektiği yerde osurtuyorum. Ben de antrenman koçu Münir Bey'im. Kafamla kiremit kırarım. Ellerimi yere koymadan takla atarım, parende atarım. Yok mu lan burada kıracak bir şey? Sakin ol abi, sakin ol. Buyurun lütfen. Yok sonra yok, oturmaz o. Ayakta kalırım. Buyurun efendim, buyurun lütfen. Yok ya, ben şöyle oturayım ben. Sadece'm, ilk devreyi almış olabilirsin ama maç daha 90 dakika. Bunun uzatmaları da var, hatırlatırım. Sağlarım Murat abi. Sana şöyle söyleyeyim. Mesela ben bir hanımefendinin önünde gerekirse yerlere kadar eğilirim. Sen bunu nasıl yapıyorsun? Sadece bir cengisi. Sen telaffuz hatası olmadan hiçbir kadına seni seviyorum diyemezsin. Bak hep çık ağız. Ama kadın benim yerime oturduğunu ne yapacaksın? Görüşeceğiz. Ya Serpil Hanım, biz de var ya ne zamandır sizden bahsediyoruz hep. Daha çok ben bahsediyorum gerçi. Arkadaşlar biraz yabancı konuyor. Dedim işte Serpil dedim, keşke gelse dedim. O markette sıkılıyorsun dedim acaba. Sadece'm pullara dokunmazsak. Sadece'm sen şu akbilini bir al bakayım. Hadi. Ahmet'ciğim tebrik ediyorum, çok güzel hareket. Efendim? Murat Cemcir'le mi görüşüyorum? Evet, buyurun benim. Murat Bey, ben sizi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden arıyorum. Kontör mü isteyeceksiniz? Nasıl? Bana bakmayın siz, buyurun dinliyorum. Murat Bey, elimizde içinde sizin de sakıncalı görüntülerinizin olduğu kasetler var. Acaba en kısa zamanda Emniyet Müdürlüğü'ne gelebilir misiniz? Ahmet! Benim kasetim çıkmış ya lan! Ne diyeyim işte kardeşim, bütün müzik marketlerde bandrollü. Ne diyeceğim oğlum, emniyetten aradılar. Cinsel içerikli olmasından şüpheleniyoruz. Gidiyorum lan! Hadi. Sadi, Murat'ın kaseti çıkmış oğlum. Kesinmiyorum ben. Sadi, Murat'ın kaseti çıkmış. Murat'ın kaseti mi çıkmış? Kaset denmez ki abi ona ya. Albüm o, albüm. Lan salak salak konuşma. Emniyete gel çabuk. Uf, vallahi biz de tam olarak bilmiyoruz da işte açık saçık görüntüleri varmış Murat abinin kasetlerinde. Evet. Ya. Kariyeri bitebilir Murat abi. Hayır. Biz şimdi emniyete gidiyoruz. Tamam, selamlar. Haydi kirpay. Çok kaldım. Şimdi abiler, seks kaseti derken kalıp olarak kullanıyorsunuz değil mi? Yani gerçekten kasete çekilmiş olamaz o. Bayağı prodüksiyon ister. Kaset mi kaldı Allah aşkına? Sadece Murat en son bir kadınla beraber olduğunda daha CD icat edilmemişti.
Gençler bak şu an çok gerginim, kalbinizi kırarım. Tamam lan. Ortamı yumuşatmaya çalışıyoruz şurada. Oturun lütfen, rahatsız olmayın. Amirim kusura bakmayın, şu mevzunun aslını astarını bir an evvel öğrenebilir miyiz? Dün çok pis bir çekim yaptık da canım çok yanıyor. Buyurun o halde. Sayın savcım bize gelin dediler ama. Buyurun buyurun, bitmek üzere zaten. Şimdi siz bu masayı çalmadık, bu masaya tecavüz ettik diyorsunuz. Tecavüz yok efendim. Kendi rızasıyla birlikte olduk. Hem baksanıza resmen yorulun masa. Kendi rızası varsa o zaman yapacak bir şey yok. Tamam. Alın bunların ifadelerini. Sonra da bırakın. Masayı da aldırın buradan. Tamam savcı. Mesafe koşun. Herkes bu taktiği öğrendi. Bir ay içinde bu yolla paçayı yırtan tam üçüncü grup. Bunlar masayı mı sıktırmışlar? Evet sayın savcım. Maalesef. Anlıyorum Murat Bey. Serkan Gökçe'yi tanıyor musunuz? Serkan Gökçe tanıyorum. O kim lan? Lisedeki arkadaşım vardı ya, o işte. Ha, İstiklal Marşı çıkışı Serkan. Hesadi, hesadi. Buyurun. Murat Bey kısa bir zaman önce kendisine muayene olmuş. He tabii şeyden var. Neyi? Ama sayın savcım onun ismi başkaydı. Bu şahıs elinde bulunan size ait muayene görüntülerini Facebook'ta bir gruba yükledi. O grupta da bulunan bir polis memuru tarafından fark edildi ve derhal yakalandı. İnternete mi yüklemiş? Video 7 dakika sonra silindi. Şahsın IP adresinden yeri tespit edildi. Evinde de başka kişilere ait benzer görüntüler bulundu. Sayın savcım tamam da o görüntülerin bana ait olduğunu ne malum? Yüzüm gözüm gözüküyor mu? Yok. Yalnız görüntünün kaydedildiği kasetin üstünde adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız yapıştırılmış. Görüyor mu? Bak gerçekten kasetmiş. Ne prodüksiyon yapmışlar be. Nasıl bir manyak bu ya? Kasetin üzerine TC kimlik numarasını yazmak nedir ya sayın savcım? Arka fondan da sesiniz duyuluyor. Tuttuğunuz futbol takımını falan söylüyorsunuz. Nasıl yani? Bunlar bir de o esnada spot takım ediyorlar. Ya tuttuğun takımı sordu. Bu konuşursan biraz gevşersin, rahatlarsın, vücudun gevşer dedi. Şu ana kadar atılmış en güzel konu sordu. Ben de söyledim, anlattım. Müjdat dedim, Fenerbahçe'nin Müjdat vardı eskiden. Lan sen efendim kusura bakmayın. Estağfurullah. Ne yalan söyleyeyim, doktorla birlikte bana şarkısını söyledikleri yerde ben de biraz güldüm. Ne? Doktorun bana dediği yerde Murat Bey'in öyle bir olur mu deyişi var ki mutlaka dinlemelisiniz. Sayın savcım ben sadece sağlık sebebiyle konuştum. Arkadaşları tahrik etmezsek sevinirim lütfen. Kusura bakmayın Murat Bey. Bu arada kaseti izleyip kendinizi teşhis etmeniz gerekiyor. Kendimi? Evet. Yani şimdi ben kendi tutumdan kendimi teşhis vereceğim sayın savcım. Sayın savcım sadece merak ettiğim için soruyorum. Dünya genelinde böyle bir vaka kendi tutusundan kendisini teşhis eden başka birisi var mı acaba? Zorunlu bir prosedür Murat. Buyurun gidelim isterseniz. Başkası teşhis etmeden ben mi teşhis edeyim? Başlat gülümse. İnsan aynı anda hapşırıp gaz çıkarıp hıçkırırsa vücudunun patlayacağını biliyor muydunuz Murat Bey? Benim dur, bana ait. Hemen nasıl anladınız? Sayın savcım soldaki et beni bana ait. Evet, peki abi çıkalım. Gerekli belgeleri imzalayın siz. Sayın savcım bir şey rica edebilir miyim? Serkan'la görüşebilir miyim lütfen? Neden? Kendisi benim içeride bahsetmiştim. Liseden arkadaşım olur da. Sebebini merak ediyorum. Niye yaptı acaba? Hırgın çıkartmayacağım. Kavga yok valla. Sadece meraktan. Tamam, 5 dakika. Tamam. Ne haber Serkan? Süper. Görüntüleri lise grubumuzun internet sayfasına yüklemişsin. Niye yaptın lan? Ben 2 sene önce bizim okulun internetteki grubuna üye olmak istedim. Fakat grubun kurucusu Nazım beni siteye almadı. Sen bizim sınıftan değilsin diye. Ne yaptıysam kendimi ona hatırlatamadım lan. Sonra Google'dan search yaptım. Sarışın bir kız fotoğrafı buldum. Koca memeli. Onun resmini koydum. Sahte profil. Dakikasında aldı. Serkan, sana karşı yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım. Özür dilerim kardeşim. Ama sen de bana karşı bu kadar mı nefret doluydun lan? O cumayı hatırlıyor musun Murat? Kanlı cuma.
Hani okuldaki öğrencilerin hepsinin toplandığı ve hafta sonuna girmeden önce yapılan bir ritüel olan İstiklal Marşı töreni. Hazır orada duruyordum ve sen her zamanki gibi benim önüme geçtin. Çünkü amacın senin tabirinle benimle taş yak geçmekti. Ben hazır olduğumu bozmadım. Sen beni tokatlamaya başladın. Tokatladın, çat 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 bana vuruyordun ve kulaklarım kızardı. Ama acıdan değil, utançtan. Hazır olduğumu bozmamam lazımdı çünkü müdür muaviliyle göz göze geldik. Dursun Ali kısaydı ama tıknazdı, çok kötü vuruyordu. Ve Dursun Ali gördü, hazır olduğumu bozduğum için o da gelip beni tokatlamıştı, hatırlıyor musun? O zaman kulaklarım daha da fil gibi şişti ve kızardı. İstiklal Marşı'ndan soğudum. Bir daha maçlara gidemedim. Lise önlerinden geçemedim. Bütün belirli gün ve haftalar bana zehir oldu. Beni kim yakalatmış biliyor musun? Muzo, başkomiser olmuş. Bizim Muzo başkomiser. Bizim götten bacak Muzo. Sen başkomiser ol, sonra peşinden beni yakalat. Zaten bende şans olsa. Serkan, ama sen de kaşınmışsın kardeşim ya. Hadi ben tamam da, başka insanların videolarını da çekmişsin. Çektim. Yine olsa yine çekerim. Engel olamıyorum kendime, ne yapayım? Hırsızlık yapsam daha mı iyi? Daha başka bir sürü enteresan oyun var. Çok terapiste gittim ama bir şey olmadı. Sana sallıyor, uyuyorsun, çocukluk. Ne diyor? Eşeğin siki diyor. Ağız dolusu söylüyor bir de bunu. Çok ağır konuşuyor. Kabus gibi bir çocukluk geçirmişim. Daha doğrusu erkenlik ondanmış. Serkan, çok özür diliyorum kardeşim. Sana karşı acayip bir sorumluluk duygusu besliyorum. Hapishanede mutlaka ziyaretine gireceğim kardeşim, istersen eğer. Ciddi misin lan? Vallahi. Yemin et. Allah belanı versin. Vermesin lan, vermesin. Murat, artık bu senelerin kirini ortadan kaldıralım mı? İçeride olmam önemli değil. Bana ellerini ver. Aramızdaki şu senelerin küslüğü bitsin artık. Çocuktuk. Aklı başında insanlar gibi davranamadık birbirimize. Senden sadece bir şey rica edeceğim. Hayatımda bir defa senden bir şey rica edeceğim. İste kardeşim. Bana bir si verir misin? Ne? Si. Nasıl si? Not olarak si. Çok ihtiyacım var. Si. Hayır hayır, öyle değil. Makamında bir si. Sen oyuncusun. Yaparsın. Bir si. Çok ihtiyacım var Murat. Tamam o zaman. Siktir git lan! Amına koduğun koca kafası! Ha bir sahnede ziyaretime gelecekmiş. Yarrağa mı gel ziyaretine amına koyayım? Yarrağa mı gel? Millet çok merak edir senin kuru götüne. Beş kişi tıklamıştan biliyorum. Beş kişi! Üstsüz göt! Lan siktir git! Siktir git! Gel! Siktir git lan! Lan gel! Git lan! Murat gitsen artık. Git, gerçekten çok ihtiyacım var. Git. Siktir git. Ya öldüreceğim oğlum seni. Siktir git lan! Lan gel! Bah, bah, bah.